şey muhabbeti vardır ya ders çalışırken ya biz biyolojiyi bir haftada bitirebilirmişiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet o hissiyat geliyor. <laughs> STJ evet. Devre yazar ya Instagram'da. <laughs> şey, stajyer dönüşüm ilk gün. Bu işi de canım <laughs> İlk gün önlük giyilir ve stajyer doktor yazılır. <laughs> Havalı <laughs> bir yürüyüş yapılır Tabii. ama hocadan bir fırça yenmiştir az Aynen. Önce. <laughs> Sizden önce de vardı, sizden sonra da olacak o şeyler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün e, beyaz önlükler olarak Burak Aygün'ün kariyer gelişimi programıyla birlikte bir ortaklık yaptık. Güzel bir projenin başlangıcı olacak. Projemizde tıp fakültesinde okumak isteyen öğrencilere tıp fakültelerini tanıtacağız, Artıların eksilerini anlatacağız. Bir nebze de olsa onların tercih yapmasına yardımcı olmak istiyoruz. Burada bugün konuğumuz Ozan Can Yaray. Kendisi Çapa Tıp Fakültesi mezunu. Söz ona bırakayım. Herkese merhabalar. İyi akşamlar. Ben Ozan Can Yaray. Sütçü Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda asistan doktor olarak görev yapmaktayım. 2015 yılında Süleyman Demirel Fen mezun oldum. Ömer'le beraber aynı aynı sınıftaydık. Beraber mezun olduk. 2015'ten sonra Çapa Tıp Fakültesine yerleştim. 2021 yılında da Çapa Tıp Fakültesinden aslında resmi adıyla İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl Tuz Tıp Uzmanlık Sınavında Kasü Dermatoloji kazanarak asistan doktor olarak da burada görev yapmaktayım. 3 yaklaşık 3 yıldır. İsterseniz sorularınızla başlayabiliriz evet. konuşmamıza. İlk sorumuz şu şekilde: Üniversite hazırlık süreci nasıldı? Neler yaptınız? Öğrenciler neler yapmalı? Bu birçok sınav için geçerli, tıp uzmanlık sınavı dahil olmak üzere üniversite sınavı içinde aslında çok da gözde büyütmemek lazım. Üniversite sınavında ilerideki uzmanlık sınavı aslında KPSS, ÖSS dahil birçok sınav aslında bu şekilde çok da gözde büyütmemek lazım. Aslında ideal sürede, ideal çalışma şartlar oluştuğu zaman rahatlıkla çok iyi dereceler yapılabilecek sınavlar. Örneğin mesela ben 11. sınıfın ortasında. Aslında başladım 10. sınıfın 2. dönem itibariyle üniversite sınavına çalışmaya başladım. Ama şöyle bir şey var ki üniversite sınavı içinde olsun, diğer sınavlar içinde olsun, sınav temposuna girdikten sonra aslında yoğun bir çalışma gerekiyor. Hani aslında birinci gündemimiz hayatta birinci gündemimizin sınav olması gerekiyor. E şöyle ki lise aslında uzun bir süreç, 4 yıllık bir süreç. 1. sınıfın başından itibaren de çalışmaya başlamak bir olumsuz bir durum çünkü en baştan itibaren bu kadar yoğun çalışmak da insanda bıkkınlık yaratabiliyor. İnsan mesela 9. sınıfta çalışıyorsun, 10. sınıfta çalışıyorsun. E bu sefer de bıkkınlık geliyor. İnsan devam bu çalışmaya devamını getiremeyebiliyor. O yüzden 9. 10. sınıfta şöyle stabil, şöyle sabit bir tempoyla gidip aslında 11. sınıfta yavaş yavaş yükseltip ikinci dönemin itibariyle de aslında biraz daha sınava yönelik çalışmak gerekiyor. Ve tabi üniversite sınavı özelinde diğer sınavlarda daha farklı durumlar mevcut. 12. sınıfın başından itibaren de aslında tam bir yüksek bir tempoyla tamamen hayattaki e, tek gündemimiz sınav olacak şekilde çalışmak gerekiyor. Sağlam bir psikoloji istiyor. Peki diyelim puanı aldın. Sıralaman yanlış hatırlamıyorsam 1400. 1237. 1237. ben. Evet. Aldın ve önünde yani hemen hemen Türkiye'nin tüm fakülteleri geçiyordu. O süreçte ne evet. yaşandı? E, o dönem tıp fakültesi olarak Hacettepe tıp fakültesi dahil aldı. Hemen hepsi tutuyordu devlet şeylerin. Ee, sınavda 1200 o, o sıralamada mı oldu 1200 kaçıncı? 1237'nciyim yanılmıyorsam Hacettepe 1240'la kapattı o sene. Yani ee, hepsi geliyor. Hepsi geliyordu hemen hemen. Evet. tabi benim orada seçim tercihim birkaç şeye baktım. Ee, örneğin şehir seç, e, tercihim vardı. Ben Ankara'dan ziyade İstanbul istiyordum. Daha güzel bir şehir olduğu için ve biraz da orada e, yakınlarım vardı, akrabalarım vardı. E onlara da yakın olmak adına İstanbul istiyordum. Ankara bir de şeye de dikkat etmek lazım tabi e, Tıp Fakültesi zaten zorlu bir fakülte. Kazanması kadar okuması da zor. O yüzden tıp fakültesi tercih ederken fakültenin e, içerindeki hani dersler, sınavlar ne kadar zorlukta tabii onlara da bir dikkat etmek lazım. Ona göre de davranmak lazım. Kim fakülte var ki birinci sınıfta başlıyorsun ders çalışmaya, altıncı sınıf bitene kadar ders çalışıyorsun. Yani ben sadece tıp fakültesinin hani okumak, yani hayatımızın böyle çalışarak, okuyarak geçmesi gerektiğini düşünmüyorum. E, sosyal hayatın e, üniversite hayatında bence önemli bir yeri var. Mutlaka sosyal hayatta da e, yeterince vakit ayırabilmek lazım. O yüzden birkaç kişiyle konuştum Hacettepe'de okuyan, Çapa'da okuyan, Cerrahpaşa'da okuyan birkaç kişiyle konuşmuştum o dönem mezunlardan. Hacettepe çok önerilmemişti o dönem. Hacettepe Üniversitesi biraz daha zor olduğu için, okuması zor olduğu için, e, sınav sistemi de biraz zor olduğu için önerilmemişti. Zaten ben İstanbul'da istiyordum. O yüzden Ankara'yı genel olarak elemiştim. İstanbul'da tabii Çapa ve Cerrahpaşa iki tane bir aynı tıp fakültesine bağlı, daha doğrusu aynı üniversiteye bağlı iki tıp fakültesiydi. Tabii Cerrahpaşa sonradan ayrıldı, ayrı bir üniversite oldu ama o dönem iki fakültede girebiliyordum. Ee, yine mezunlarla konuştuğumda o dönem şöyle bir şey olmuştu. Hani tıpta uzmanlık sınavı e, istiyorsan iyi bir tuz sınavı e, şey istiyor. çalışmak için daha müsait bir ortam istiyorsan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi biraz daha eğitim sistem olarak çapa göre daha rahat oldu ve TUS çalışma ortamının daha rahat olduğu söylenmişti. Ama e, iyi bir tıp eğitimi istiyorsan e, Çapa Tıp Fakültesi'ni tercih etmen daha uygun şeklinde bir geri dönüş almıştım. Ben de o dönem birkaç şeyde daha değerlendirerek Çapa Tıp Fakültesini aslında tercih etmiş bulundum. Peki öyle oldu mu? benim için öyle oldu aslında. Yani tıp eğitimi hakkında şeyinde hala aynı görüşteyim. Yani Çapa Tıp Fakültesi'nde, eee Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden arkadaşlar var. Tabii ikisi de çok büyük. Çapa Tıp Fakültesi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de çok saygın fakülteler. Yani tıp eğitimi olarak ben Çapa'nın tıp eğitiminden gayet de memnundum açıkçası. Biz şimdi doktorluk özelinde konuşuyoruz ama hani herkes doktor olmak zorunda da değil. Derece yapan herkes de doktor olmak zorunda değil. Tabii öyle bir şey de var. Kimin ne istediği önemli. Yani tıp fakültesi kazanıldığı için tercih edebilecek, doktorluk işte kazanıldığı için yapılabilecek meslek değil. Herkes tıp fakültesi okumaya da uygun değil, herkes doktorluk yapmaya da uygun değil. Burada insanın biraz kendini tanıması ve kendine en uygun mesleği seçmesi daha önemli. Şimdi kendi karakter özelliklerine bağlı bir durum bu. Şu şekil, hani tıp fakültelerinde hepsinin farklı sistemleri var. Mesela ben Kahramanmaraş Çimam Üniversitesi mezunuyum. Bizde komite komite giderdi. Çapa'nın buradaki sistemi nasıldır? Bizde de aynı şekilde komite, daha da sonraki adıyla dilimlere ayrılmıştı eğitim sistemi. Tabii ilk üç sene e, temel bilimler eğitimi var. Evet. E, nasıl oluyor? Mesela kas iskelet sistemi diyelim ki dilimin ismi. Kas iskelet sisteminde ne oluyor? O, o kasların veya kemiklerin fizyolojisi, anatomisi, biyokimyası aslında o temel derslerin hepsinin kas iskelet sistemi bölümü anlatılıyor. çabatı Fakültesi'nde o şekilde. Örneğin dolaşım sistemi, kalp ve damarlar üstüne olan bir sistem. Orada kalbin çalışması, fizyolojisi, anatomisi veya biyokimyası, diğer bir sürü temel ders var tabii. Örneğin biyofizik gibi işte o kan damarlarında kanın akış hızı, basıncıdır, şudur budur. Orada yani o dolaşım sistemini veya kas iskelet sistemini veya sindirim sistemini, sinir sistemini e, açıklayacak tüm dersler, o derslerin o kısımla alakalı bölümleri e, o şeyde, o e, dilimde veya sizdeki adıyla o komitede işleniyor. Evet. Ne oluyor? Mesela dolaşım sistemini 2-3 ay detaylı tüm derslerle, tüm yönleriyle ele alındıktan sonra vizesine giriyoruz. E, birkaç dilim mesela ilk dönem içerisinde iki tane, üç tane dilim görmüştük diyelim ki sindirim sistemini gördük, kas sistemini gördük örneğin, kalp damar sistemini gördük. Ondan sonra bu vizelerine girdiğimiz derslerin dönem sonunda finaline giriyoruz. Ya şu, bizde şu şekilde olurdu. E, komiteler. Ya bizimki tam bir lise sistemiydi. Sınıfı ya geçersin ya da kalırsın. Hani diğer üniversitelerden farklı olarak. Evet. E, komitelerin hepsinin ortalaması sene sonundaki notun %60'ını sene sonunda yapılan iki bir hafta arayla yapılırdı. Finalde yüzde kırkını oluştururdu. <laughs> Burada komite sayısı daha fazla olduğu için ağırlık oradaydı. Ama sene sonu geldiğinde 5000 sayfa birikmiş oluyordu. Evet. Yani sene başından beri 5000 sayfayı hatırlamak, hani sene başında çok iyi bilsen de unutuyor, Evet. Yani. Çünkü teorik bilgi yükü çok fazla. Çok fazla. Mesela İstanbul Tıp Fakültesi'nde Tıba Merhaba diye bir komitemiz vardı. Evet. Bizim ilk giriş komitesi. Yani biz şeyden eee kırtasiyeden notunu aldığımızda şu kadar bir not getirdik. Ben aldım dedim ki herhalde bu ilk dönemin komple herhalde bunu işleyeceğiz diye. 3 haftada bitti o. Şu kadar not. Evet. 3 haftada işlendik. Şey muhabbeti vardır ya ders çalışırken ya biz biyolojiyi bir haftada bitirebilirmişiz. Evet. <laughs> evet, o hissiyat geliyor. Evet. <laughs> i̇lk komiteden sonra geliyor zaten. İlk 3 sene zaten e, temel bilimler olarak geçiyor. 3. sınıftan sonra 4. sınıf itibariyle evet. klinik bilimler aslında adım evet. atılmış oluyor. Birçok fakültede öyle. Bizim fakültede öyleydi. 4. sınıfta daha böyle e, büyük stajlar dediğimiz Temelde 4 tane aslında çocuk hastalıkları Dahiliye, kadın doğum, genel cerrahi Yanında bazı fakültelerde kardiyoloji var bizim kardiyoloji de vardı 5. ek olarak bu büyük stajları görüyoruz. O büyük stajların içerisinde polikliniklerini görüyorsun. Örneğin ele aldığımızda dahiliye polikliniğinde vakit geçiriyorsun. Dahilenin yan dallarında vakit geçiriyorsun. Kim çoğunda aktif olarak rol alıyorsun. Servisinde vakit geçiriyorsun. Nöbette bazen oluyor ki nöbet tutman gerekiyor. Nöbet tutuyorsun. O şekilde daha çok hastane içerisinde. Amfilerde değil de. Amfi derslerde olmuyor mu? Oluyor tabii ki. O stajlarda da amfi dersleri oluyor ama amfi dersleri oran olarak nispeten daha az oluyor klinik bilimlere geldiğimizde daha çok hastane içerisine vakit geçiriliyor. Polikliniklerde, servislerde daha çok vakit geçiriliyor. Beşinci sınıfa geldiğimizde ise daha diğer küçük stajlar. Dermatoloji gibi, kulak burun boğaz, göz, nükleer tıptır, radyolojidir. Bir sürü tabii küçük staj var. Bölümler ve stajlar var. Tabii onlarda da vakit geçirmek gerekiyor. Beşinci sınıfta biraz daha onlara ayrılmış gibi aslında. Altıncı sınıfta internlik olarak geçiyor zaten. Aslında bu dördüncü ve beşinci sınıfta e, stajını yaptığımız birçok klinik bilimde biraz daha pratik işler. Yeri geliyor hasta sunman gerekiyor. E, yeri geliyor işlem kan gazını sen alman gerekiyor. Sondayı senin takman gerekiyor. Hastanın takibini yeri geliyor seni yapman gerekiyor. Acilden nöbet tutuyorsun. Reçete de yazıyorsun. Aslında internlik bayağı bir, biraz kaos. Biraz karmaç çorman bir sen aslında internlikte. Bunun yanında tabii Tuz hedefliyorsan Tuz'da çalışman gerekiyor. Öyle de bir şey var. STJ ÖR evet. yazar ya Instagram'da. şey, <laughs> stajyer 4. sınıf ilk gün. Bu işi de canım böyle. İlk gün önlük giyilir ve stajyer doktor yazılır. <laughs> Birinde Havalı bir yürüyüş yapılır Tabii. ama hocadan bir fırça yenmiştir az önce. <laughs> 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 kütüphanede ilk günü kütüphanede bir çocuk yer harcısı, hatırlıyorum şapada. Evet. Scrubs giyilmiş. Evet. Üstüne önlük giyilmiş. Stetoskop gel, takılmış. Yani Öyle. Tüm doktor itemleri takılmış <gülüyor> <gülüyor> ve orada kütüphanede yer arayışı şey içerisindeydi tuz çalışmak için. Peki Çapa'nın bu e, kampüs ortamı nasıldı? <laughs> Şöyle ki Çapa ve Cerrahpaşa da aynı şekilde biraz fiziksel şartlar kötü aslında. E, zaten biz okuduğumuz süre içerisinde birkaç binası yenilendi. Hatırladığım kadar Beyin Cerrahi binası, <laughs> aynen e, Dahiliye binası, e, Nöroloji binası onlar yenilenmişti. Zaten biz 4. ya da 5. sınıftayken bir 5.7'lik deprem de oldu e, tam böyle senenin başında. O dönemden sonra zaten biraz da bu konu daha fazla konuşulmaya başlandı. Eskiden beri varmış zaten. Hani ben girmeden 10 sene önce de çapa yenilenecek, çapa yenilenecek, mi yenilenecek, taşınacak mı? <laughs> Hep söyleniyordu sürekli. <laughs> evet. Yani biz üst dönemden sonra diyor diyoruz o sizden önce de vardı, sizden sonra da olacak o şeyler, konuşma evet. şeyler olacak derlerdi. Hatta çapa fakültesinin diş fakültesi de vardı. Evet. Mesela o taşındı. E, yavaş yavaş tabii parça parça yenileniyor ama tabii tam, hepsi daha tamamen yenilermiş e, şekilde değil. Tamam fizik şartlar kötü ama şimdi kampüs ortamı diyoruz. İstanbul'da kampüs ortamı aranmalı mı? Çoğu fakülte, fakülte söyleriz, böyle. Anladım. İstanbul'da gene şehir güzel olduğu için bence kampüs ortamı o kadar da aranmamalı. Şehir zaten güzel. Yeterince güzel bir şehirde yaşanıyor aslında. Zaten hastane kampüsleri özellikle devlet hastanelerinde çok da kampüs ortamı aramamak lazım. Çünkü hastane ortamı çok böyle bir geniş yeşillik işte. Böyle bazı üniversite vardı AVM gibidir mesela. İçine girersin alışveriş merkezi gibi şehirler mağazalar, şunlar bunlar, eğlence mekanları, öyle bir şey yapmamak lazım tabii tıp fakültesinde. Hastane ortamının olduğunu bilerek gitmek lazım. Arkadaş ortamı nasıldı? Yani tabii arkadaş ortamı şöyle ki, İstanbul e, zaten karışık bir, kaotik bir ortam. Yani genel olarak zaten şehirde her türlü insan yaşıyor. Hani ırk olarak dahil olmak üzere her türlü insan yaşıyor. Biraz standart insan kalıbından çıkmak. Çünkü ııı e, Mesela küçük bir şehirde yaşadığın zaman bence ufuk da farklı oluyor. Yani büyük şehirde yaşamak bence insanın ufkunu da geliştiren bir şey. Çapa Tıp Fakültesi bir yaklaşık 400-500 kişi alıyordu. Hatta bizim dönem 600 kişiye kadar çıkmış yabancı öğrenciler dahil olmak üzere. Zaten çok kalabalık bir ortam. Orada kendinden de bir sürü insan görebiliyorsun. Kendinden çok farklı insanlar da görebiliyorsun. Arkadaş ortamı bizim küçük bir arkadaş grubumuz vardı. 4-5 kişilik. Aynı zamanda ev arkadaşlarımız zaten kendisi. Güzel bir ortamımız vardı. Gayet memnunduk. Derslere beraber giderdik, gelirdik. Şöyle diyelim, Çapa'dan mezun olduk. Evet. Temmuz'da mezun olduk. Sonrasında Hı -hı. neler yaşadın? Onu dinleyelim. Şimdi zaten 6 yılla bitirdin değil mi? 6 yılla bitti. Ee, tıp fakültesi zaten bittiği zaman e, zorunlu görev dediğimiz bir şey var. Evet. Ee, burada yani çoğunlukla %95 ihtimalle pratisyen olarak acil atanıyorsun. Çok küçük bir ihtimal aile hekimliklerine atabiliyorsun. Evet. Veya toplum sağlığı merkezlerine. İl il Merkezi'nin merkezlerine atan, atanılma ihtimalinde var ama çok düşük ihtimal çünkü şeyler çok kadrolar çok az açılıyor. Örneğin hmm. ben ailem Kahramanmaraş'ta yaşadığı için Maraş tercih edecektim zaten zorunlu görevde. Bir kişilik herhalde sağlık, il sağlık merkezi ya da TSM bir kişilik kadro açmıştı. Evet. E, ama mesela şeyde acildi, acil acil pratisyenlikte işte şehir hastanesi 30-35 kişilik kadro açmıştı mesela. Hatırladığım kadarıyla. Ambulans da böyle 2-3 kişi oldu. İki, ambulans da 2-3 yani. kişiydi. Yani kimse de onun riskini göze alamıyor tabii ki. Hani çünkü iki kişilik yere 10 e, kişi yazdığı zaman e, sana gelme ihtimali yüzde %20 kadar oluyor. E, ben de tabii tıp fakültesini bitirince e, yüksek ihtimalle %95 ihtimalle belki %100'e yakın yüksek bir ihtimalle pratisyenli olarak acilde çalışacaktım zaten. E Ben de hani, ailemin yaşadığı yeri tercih etme isteğinde bulundum. Çünkü hani zaten pratisyenlik zor, acilde çalışmak zor. Nöbete gideceksin, geleceksin. Peki yine tuz puanı geldi. Evet. Bu arada pratisyendin. O tercih süreci nasıl oldu? Yani <laughs> sonuçta yine çok sıralamanı vesaire şimdi evet. bahsedersin. Çok iyi bir puanım vardı. İstediğin hemen hemen her yere gidebiliyordun. E, şöyle oldu aslında. Tuz çalışırken e, benim kafamda dermatoloji yoktu. Çünkü dermatoloji çok gözde bir branştı ve yani tuz puanları çok yüksekti. Hı. Bir de kadro sayısı da bu son zamanlardaki kadar açılmıyor tuz kadroları da. İlk zamanlar düşündüğüm zaman hani dermatoloji benim dediğim gibi böyle düşündüğüm bir branş değildi. Çünkü biraz yüksekti puanı. Biz aslında kazanamayız çok da hani o puanı alamayız gözle bakıyordum ilk etapta. Benim hedefim de e tabi dahili branşlar, cerrahi branşlar olarak biz aslında temelde ikiye ayırıyoruz branşları. Cerrahi branş yoktu. Ben dahili bir branş yazmak istiyordum. Tabi dahili branşların içerisinde de büyük dahili branşlardan yan dal yapman gerekiyor artık son zamanlarda. O zorunlukla hani öyle zorunluluk olunca ben onlarla da uğraşmak istemedim açıkçası. Yan dal sınavda o da ekstradan bir zorluk. Tekrardan 3 yıllık asistanlık, yan daldır, uzmanlık sınavıdır. Ben daha çok böyle yan dal gibi olan dahili bir bölüm seçerim diye düşünüyordum. Enfeksiyon olabilir diye düşünüyorum. O dönem aklımda en çok o vardı enfeksiyon seçmek gibi. Düşüncem vardı ama e, puan beklediğimden yüksek geldi. Yani e, ben, ben hedefim 68 gibiydi aslında. E, benim puanım 72 idi. Öyle olunca e, diğer branşlara daha yine e, rahatlığın ön planda olduğu, daha sakin polikliniklerin şey, biraz daha rahat olduğu. 72 deyince Bence bir tık havada kaldı. Sıralama kaçtı senin? 228. İnciydim. Evet. Biraz daha hani daha nöbetin az olduğu, nöbetlerin daha rahat geçti, polikliniklerin daha rahat olduğu branşlara yöneldim. O zamanlar e, 72 puan aldıktan sonra Dermatoloji, işte çocuk psikiyatrisi, fizik tedavi gibi bölümleri düşünmeye başladım. Peki dermatolojiden memnun musun? hani? Dermatolojiden memnunum. Çünkü öncelikle cerrahi bir bölüm değil. Bu benim için önemliydi. Çünkü cerrahi branşlar zor. Ameliyathanedir, nöbetleridir, çok yoğun geçen branşlar, poliklinikleri nispeten daha rahat olsa da hasta profili olarak daha kötü tabii ki. Dermatoloji kendi bölüm içerisinden diğer bölümlere nazaran birçok avantajı var. Poliklinik yoğun olabilir ama ölümcül hastayla karşılaşma ihtimalin çok daha düşük diğer branşlara göre. Örneğin e, kozmetik işlem gibi yani kozmetik kısmı var ayrı. Normal klinik örneğin devlet hastanesinde çalışabilirsin ileride mezun olduğun zaman ama e, kendi özel yerini açıp özel e, kozmetik işlemler de yapabilirsin. Aslında biraz şey yer pazesi geniş. O yönden dermatoloji biraz daha rahat, rahat bir branş olduğu için e, ileride e, mesela çok para kazanmak isteyenler için kozmetik gibi bir e, geniş ve çok hastasında olabileceği bir e, kısmı da olduğu için dermatoloji için e, dermatoloji benim adıma rahat ve güzel bölüm. Peki en son böyle çok güzel bir muhabbet oldu. Bence arkadaşlar aydınlanmıştır. Tabi eksik kalan yerleri altta yoruma sorabilirler. Cevaplarsın diye düşünüyorum. Tabii ki. Evet. E, en son böyle bir toparlayıcı bu yolda ilerleyen arkadaşlarımız için tavsiyeleriniz nelerdir? E, i̇nsan önce bence kendini tanımalı. Yani spesifik doktorluk istiyorum gibi değil de insan kendini tanımalı ne istiyorsa. Ee, neye merakı varsa, ileride ne yapınca mutlu olacaksa bence o bölüm seçmeli ve ona göre çalışmalı. Çünkü yani şöyle ki bu bir sıralama var ama yani sıralamada en iyi puanı alınca illa e, o sıralamadaki bir yerlere gitmek gerekmiyor. Yani dedim gibi 500. olursun, 2000'e girersin illa doktorla gitmek zorunda değilsin. Ee, belki yazılım üzerine bir şey yapmak istiyorsan, bilgisayar mühendisi olmak istiyorsan ona göre tercih yapman gerekiyor en başta yani sadece puan alınca tercih edilecek bir yer değil. O yüzden insan önce kendini tanıması gerekiyor. kendini tanıdın. Ben doktor olmak istiyorum. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Ben bu mesleği yapabilirim. Her türlü zorluğuna rağmen yapabilirim diyorsan ona uygun çalışmak gerekiyor. Tabi puanlar yüksek, sıralamalar yüksek. O yüzden biraz yoğun bir çalışma gerekiyor. Dediğim gibi en azından 11. sınıftan, lise 3'ten başından itibaren biraz o sınav çalışma moduna girmek gerekiyor. Dediğim gibi psikolojisi e, sağlam olması gerekiyor insanın. Evet. Ve kolay kolay düşmemek gerekiyor. Bazen sınavlar istediğimiz gibi geçmeyebiliyor. Gidiyorsun, Bazen çok iyi yapabilirsin. Bazen çok kötü yapabilirsin. Ama sonuçta herkes aynı sınava giriyor ve herkes o sınavda heyecanlanıyor. O yüzden çok heyecanlanmamak lazım. Biraz rahat olmak lazım. Bu da önemli bir şey. Rahat olmak gerekiyor gerçekten. Yeterince çalıştığın zaman gerçekten yapılabilecek sınavlar. Yani üniversite sınavda öyle. Bence TUS sınavdan aynı şekilde, uzmanlık sınavdan aynı şekilde. Kulaklar için de hocamızın çok güzel bir sözü vardı. Sınavdan çıktığı zaman arkadaşlar bu notlar sizin sınav kağıdınızın notları derdi. Evet. Aslında siz bunlar değilsiniz. Ayrıca tavsiyem şu. Sınavdaki puanlar, sıralamalar o sadece kağıdınızın. Yani hayat böyle bir şey değil. Hayat bir sınavla ya da sıralamayla yapılamaz Tabii bence. En temel hedef mutlu olabilmektir. Buraya dair ilerlerseniz sınav her şeyin sonu değil. Daha koca bir hayat var. Dikkat edelim. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel bir program yaptık. Bu sohbetten ben de çok memnun kaldım. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım genç kardeşlerime bir yol gösterebilmişimdir tıp fakültesi adına. Başta dediğim gibi Burak Aygün'ün kariyer gelişimi programıyla bir ortaklık yaptık. Videoların devamı için Burak Aygün'ün YouTube kanalını ve Beyaz Önlükleri takip ederseniz seviniriz. Görüşmek üzere.